ve bütün göstergeler şunu şunu işaret ediyor. Suriye rejimi Şii milislerin Hizbullah'ın desteğiyle Hama'ya kendi savunma hatlarını kurmuş durumda. Ve sahadan gelen bilgiler şu şekilde. Eğer Hama'daki savunma hattı kırılırsa iş Humus'u da aşıp Şama kadar gidebilir. Rejimin çökmesiyle ortadan kalkmasıyla sonuçlanabilir bilgileri geliyor. Şu an Hama'da Muhalifler kuzeydeki hatları kırmış durumda. Şehir merkezine çok yaklaştılar ve şehir merkezindeki Esed çetelerini, Şii milis çetelerini de ortadan kaldırırlar. Hama'daki savunma hattını kırarlarsa ki bu belki şu an biz yayındayken de olabilir. Hı hı. Yayındayken Hama'nın şehir merkezinde ele geçirildiğine yönelik bilgiler gelebilir. Ben biraz önce baktığımda kuzey hattının Böyle bilgi temizlendiğini, mi geldi? evet şehir merkezine çok yaklaşıldığını gördüm. Bu hat kırılırsa humus çok hızlı bir şekilde aşırı aşılarak Şam'a kadar muhalifler ilerleyebilir. Ve bu da tabii ki rejimin çökmesi anlamına gelecek. Sağının tamamen değişmesi anlamına gelecek. Yani şöyle düşünelim Sümey Hanım. Bu operasyon başladığında en muhalif yanlısı, muhalifleri en yakından takip edenler bile Halep'in tekrar fethedileceğini kesinlikle düşünmüyorlardı. Çok kısa sürede bakın Halep'in fethedilmesi belki Şam'ın alınması kadar önemli ve ciddi ve zor bir meseleydi. Evet. Halep fethedildiyse ben Hama'nın düşmesi durumunda Şam'a kadar meselelerin, işlerin gidebileceğini düşünüyorum. Ve hızlı olabileceğini Çok hızlı olabilir evet. Teşekkür ediyorum Ayhan hocam. Acaba Zeynep hocam ne düşünüyor? Ne dersiniz hocam? Sizin katkılarınızı da merak ediyoruz. Şimdi e, Halep'ten başlayıp aslında biraz daha aşağı doğru hani Suriye haritası yeniden şekilleniyor. Hama'da şehir merkezi de Biz de bir yandan bakalım, teyit edelim. Şehir <laughs> merkezine girildi bilgisi mi dediniz Ayhan Hocam? Girilmeye çok Yok, yakın çok mı? yakınlar. Çok yakın Kuzeydeki bilgisi. Kuzeydeki hattın çöktüğü oranın ele geçirildi ve şehir merkezine çok yaklaşıldığını... Çok yakın bir noktada ki zaten 18 yerleşim yerinden bahsediyoruz. Zeynep Hocam, buyurunuz. Evet, ortadaki Mesela, görüntülerde e, Hama. 80. 87. Tugay olarak anılan ve yine bir askeri okulun varlığı olduğu bilinen bölgeye kadar ilerlendiği söyleniyor Aslında Suriye biliyorsunuz son 4 seneden beri biraz daha sessizliğe bürünmüş ve aslında stabil olma yönünde de ilerleyen bir çatışma bölgesi idi Amerikan seçimlerinden hemen sonra böyle bir ...işte hareketlilik başladı, neden diye düşündürüyor yani açıkçası insanı. İşte bu Dera'da, Süveyda'da bir takım işte gösterilerin, propagandaların yapılmaya başlanması... ...protestoların ortaya çıkması vesaire derken sanki işte Irak Savaşı'nda olduğu gibi bir Suriye ile... Karşı karşıya olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. İşte burada mesela birbirinden ayıran fark ne? Suriye'de halen bir devlet başkanı olduğunu iddia eden ve devlet başkanlığı yapan bir figür Şam'da oturuyor. Daha doğrusu nerede şu an olduğu da belki tartışmalı. Çünkü ciddi anlamda ilerlemeye başladı rejim karşıtı güçler. Dolayısıyla ama şey yok, halk yok. Bir devlet gerçek anlamda son 4 sene içerisinde işte bu stabil bir durum söz konusu olabilir yaklaşımıyla... ...tüm dünyanın gözleri Suriye'ye dönüp hatta biraz bir rahatlama içerisinde girmiş iken tekrar işte bu sefer iğne kaygıyla tüm dünyanın gözleri yeniden Suriye'ye dönmüş durumda. Dolayısıyla şimdi bu protestolar vesaire bir yerde bir bazı yerlerde hareketleniyor. Diğer taraftan işte silahlı çatışma grupları birbiriyle çatıştığı söyleniyor. İşte terör gruplarının aşağıya doğru hatta artık nereye gitmesi gerekiyorsa oraya doğru sürülmesi ve özellikle rejim karşıtı güçler tarafından bunun yapılmaya çalışılması gerçekten dışarıdan ya da içeride olduğunu bildiğimiz diğer devlet olarak tanımlamış olduğumuz diğer aktörleri de ne yapıyor tedirgin hale getirmiş durumda. Eğer ki Suriye'nin Toprak bütünlüğünü savunuyor olmuş olsaydı ki o aktörlerden özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı e, e, göz önünde bulundurmak gerekir. Yani işaret etmiş olduğum ülkeler bunlar. Çünkü Türkiye dışında hiçbir devlet biliyorsunuz Suriye içerisindeki bu kargaşanın e, ya da bu iç e, silahlı çatışmanın uluslararasılaşmış silahlı çatışmanın e, bir an önce Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve sonlandırılması adına gereken çabaları göstermedi. Herkes orada bir silahlı çatışma başladığı andan itibaren aktörlerin çeşitlenmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İşte bu son dört senenin sonunda yeniden başlayan bu güç mücadelesi muhtemeldir ki yeniden Suriye toprakları üzerinde ya da Suriye üzerinde yeni bir güç dağılımını şekillendirecek gibi görünüyor. Evet biz Münbiç'i konuş neden? Çünkü burada işte özellikle Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımlamış olduğu ve aslında uluslararası bir terör örgütü olmay e, o, olduğu da kesinleşen YPG, PYD gibi. Aktörlerin buradaki silahlı terör aktörlerinin e, işte e, Türkiye sınırına çok daha yakın bir bölge olduğu için Mümbic. Daha sonrasında işte biliyorsunuz ki Aziz Afri'n e, ve İdlib gibi stratejik Türkiye için stratejik öneme sahip olan çünkü orada bir Hatay var. Biliyorsunuz ilk başlarda da e, e, şey Suriye iç savaşı başladığı andan itibaren Hataya dikkat çekilmeye gayret edildi. Neden işte bu saymış olduğumuz ve Türkiye'nin güven güvenliğini sağlamak adına ee, işte e, gerekli barış operasyonlarını yapmış olduğu bölgelere yakın bir e, alandan bahsediyoruz. Münbiç'den e, bahsederken işte evet. tam da buraya ö, öbeklenmiş işte buradan e, Türkiye'nin yapmış olduğu e, askeri operasyonlar neticesinde buraya e, tabir yerindeyse e, kale haline getirmeye çalışan bir terör yapılanmasından bahsediyoruz. İşte şu şartlar altında buradaki Münbiç'teki e, ...terörün... ...ben burada Ayhan Hocam'a katılıyorum... Derizora doğru ilerlemesi... ...ya da işte M4 Karayolu'nun... ...devamında Lübnan'a doğru... ...ilerlemesi ya da... ...çok olası görünmüyor... ...her iki tarafta da bir İsrail'le... ...Lübnan üzerinden İsrail'le karşı karşıya... ...gelecek ama orada destek... ...görecek bir PKK, PYD, YPG... ...unsurları yine İsrail tarafından... ...destek görecek diğer taraftan da... ...ne var... Diğer Deirizor tarafına da e, iner ise yine Amerika'dan e, almış olduğu bir destekle tekrar kuvvetlenmeye gayret edecek bir terör yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla Şam'a doğru ilerlemiş olsa yine zaten Esad rejimi e, YPG ve PYD unsurlarına e, kendi gücünün yetmediği e, alanlarda e, o gücü kullanması için gereken e, açık kapıları, verdi. Dolayısıyla orada bir sıkışıklık söz konusu olacaktır diye düşünüyorum ben.